Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde sonbahar çekimiyle ilgili size bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Malum mevsimlerden sonbahara girmiş bulunmaktayız. Belki birçok bölge için erken olabilir veya geç olabilir ama genel anlamda bir sonbahar havası içerisindeyiz. Sonbahar denince arkadaşlar bir hüzün genelde akla geliyor. Ve ağaçlardaki işte renk geçişler veya daha doğrusu doğadaki renk geçişleri işte yapraklarda olsun, otlarda olsun. Bundan faydalanmak istedik. Evet arkadaşlar, biz fotoğrafçılar da bu anların, bu geçişli dönemlerin fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmek istiyoruz. Ve bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve bu çekimlerde arkadaşlar nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları da hep beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Sonbahar fotoğraf çekimlerinde arkadaşlar özellikle renk geçişleri önemli olduğu için veya kontrast değerler daha ön planda olduğu için bu tarz çekimler size daha etkili kılacaktır. Fotoğraflarınızı daha doğal kılacaktır veya daha etkili gösterecektir. Kadrajlarınızı da iyi ayarladığınız müddetçe sorun yaşamazsınız. Burada çekeceğimiz işte genelde normal bir çekim olacağı için makro çekim olabilir. Makro çekimler de yapabiliriz. Burada işte geniş açılı çekimlerde daha çok o renk geçişlerini falan gösterebiliriz. Bunun için işte ben yanımda geniş açı lensimi getirdim. Bir de makro objektifimi getirdim. Bununla beraber arkadaşlar örnek çekimler yaparak işte uygulamalı çekimler yaparak işte enstantane değerler olsun, diyafram değerleri olsun, kompozisyon olsun, ışık olsun. Bunları göz önünde bulundurarak arkadaşlar bir çekim yapacağız. Bunu da işte sizlerle paylaşmak istedim. Ben yine saat 4 gibi geldim. 4'e şu anda 5 falan var. Özellikle ışığın daha yatay olduğu açıları tercih ediyorum. Çünkü hem daha güzel, yumuşak bir ışık elde etmiş oluyoruz. Ve kontrast değerleri daha rahat hakim olabiliyoruz. Ve sıcaktan da çok fazla rahatsız olmuyoruz arkadaşlar. Tabii sonbahar havası olduğu için ve havanın da nasıl bir değişime gireceğini tahmin edemediğimiz için arkadaşlar bu çekimlerde özellikle işte üzerinize kalın bir şeyler alın ve yanınızda bulundurun. Özellikle şehir dışından uzaktaysanız mutlaka şemsiyenizi, yağmurluğunuzu unutmayın. İhmal etmeyin. Çünkü her an neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Ben şu anda şehir merkezinde olduğum için arkadaşlar burada Erzurum Atatürk Botanik Bahçe'deyim. Burada genelde düğün çekimleri falan yapılıyor ağırlık olarak. Ben de bunların eşliğinde işte genelde sonbahar çekimlerini yapıp sizlerle paylaşacağım. Ve mutlaka videonun sonundaki slaytımızı izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz de bir şeyler olursa mutlaka yorumlar kısmında ifade edin. Biz orada gereken açıklamaya, gereken yardımı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sonbahar çekimlerinde özellikle yapraklardan çokça faydalanabiliyoruz. İşte burada yapraklar arasında ördek, yani sudaki ördekleri çekeceğiz arkadaşlar. Burada işte ışığımızı iyi ayarlayıp o yapraklarla beraber, o sonbahar ambiyansıyla beraber ördeklerimizi çekeceğiz. Evet arkadaşlar, işte kadrajımızı ayarladıktan sonra enstantane diyafram değerlerimizi sonra çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle biraz daha yaklaşıp köprüyle beraber ördekler alıyoruz. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Gölge durumlarda fotoğraflarımızın daha iyi çıkacağını unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, sonbahar çekimlerinde bir dikkat etmemiz gereken hususlar arkadaşlar, yansımalara. Bu normal fotoğraflarda da geçerli. Ama sonbahar fotoğraflarında daha güzel bir ambiyans oluşturuyor arkadaşlar. Bunu da ihmal etmeyin. Mesela fotoğrafta gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde kadrajımızı ayarlıyoruz. Daha sonradan arkadaşlar çekimimizi alıyoruz. Ve çekimlerinizi yaparken arkadaşlar özellikle RAW fotoğraf çekmeye özen gösterin. Çünkü RAW fotoğrafları işlerken herhangi bir renk kaybı teşkil etmiyor. Buna özen gösterin. JPEG çektiğiniz fotoğraflar arkadaşlar fotoğrafta, daha doğrusu dijital ortamda işlerken renk sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Renkler istediğiniz gibi değilse sorun olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi renk geçişlerine dikkat edin. Özellikle renk geçişlerinin daha yoğun olduğu yerlerde fotoğraf çekmeye çalışın arkadaşlar.
Bu arada güneşi yine yumuşak bir şekilde kullanabilirsiniz, arkanıza alabilirsiniz. Burada yine kadrajımızı arkadaşlar ayarlayıp şuradan genelde ışık değerlerimizi 1-2 stop kısabilirsek daha güzel sonuçlar elde edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle arkadaşlar RAW fotoğraf çekmeye özen gösterin. Eğer makinenizde RAW ayarı varsa. Çünkü RAW format dijital fotoğrafın şeydir, negatif şeklindedir. Bunu da özellikle bilgisayar ortamında işlerken rahatlıkla işleyebilirsiniz. Çünkü çektiğiniz zaman buradaki ekranda olsun istediğiniz şekilde görmeyebilirsiniz ve renkler sizi yanıltabilir. Bunu da ne yaparsınız? RAW çektiğiniz zaman evde gidip dijital ortamda fotoğraflarınızı işlerken orada gereken işte renk doygunluğunu, kontrast ayarlarını ve ışık ayarlarını tekrar telafi edip düzeltme imkanınız var. Ama JPEG fotoğraf çekerseniz arkadaşlar bunları yapma imkanınız olmaz. Olsa bile RAW formattaki gibi tadı etkiyi vermez. Bu da sizin bilmeniz gereken bir özellik diye, bir ayrıcalık diye düşünüyorum arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi renk geçişlerinin bol olduğu, yoğun olduğu bir bölge. Gördüğünüz gibi işte yani normal çekimlerde de yansımaların güzel etkiler verdiği gibi sonbahar çekimlerinde de yansımalar oldukça güzel bir etki veriyor. Bu tür durumlarda sular, yani suyun olduğu yerlerde çok güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da göz önünde bulundurun veya not alıyorsanız notu alın. Farklı açılar kullanın arkadaşlar. Çünkü açılar size daha güzel, daha etkili kadrajlar oluşturma imkanı verecektir. Sıradan kadrajlardan kurtulmaya çalışın. Çünkü o herkes klasik çekilen bir durum olduğu için özellikle insanlar farklı fotoğraflara daha çok özen gösteriyorlar. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Evet arkadaşlar, burada bir kuş yuvası gördüm ve arka taraftaki renk harmonisi de hoşuma gittiği için veya uyum sağladığı için onu da kadrajlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle sizin görmeniz açısından bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi netlememizi yaptıktan sonra arkadaşlar 1-2 stop diyaframımızı açarak daha keskin hatlar kullanabiliriz, çekimler yapabiliriz arkadaşlar. İşte bu şekilde ayarlayıp arkadaşlar daha sonra çekimimizi yapıyoruz. Görüldüğü üzere arkadaşlar böyle bir kare oluyor. Burada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Çekim yaparken daha geniş alanın net olmasını istiyorsanız diyafram değerlerinizi yüksek tutun. Zaten gündüz çekim yaptığımız için muhtemelen 8 diyafram, 10 diyafram, 11 diyafram bizi rahatlıkla kurtaracaktır. Özellikle bir tripod falan kullanıyorsak burada diyaframımız 16 falan olduğu zaman enstantane düşmüş olsa bile bu daha kaliteli, daha keskin çekimler yapmamızı sağlayacaktır. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Alan derinliği vermek istersek de tam tersi durum yapacağız arkadaşlar. Diyaframımızı düşüreceğiz. Enstantanemiz nispeten buna orantılı olarak artacaktır. Burada aynı kuş yuvasını bir alan derinliği, yani kuş yuvası netken arka tarafın full olduğu bir çekim yapacağız. Daha sonra kuş yuvasının ve arka tarafının birbirine eşit netlikte olduğu bir fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu anda diyaframımı kısıp ya daha doğrusu düşürtüp evet bu şekilde bir çekim yapıyorum. Daha çok ön tarafın net, arka tarafın full olduğu bir kadraj. Şu anda diyaframımız arkadaşlar, diyaframı onu ayarladım. Buna nispeten de enstantanemizi düşürttüm. Tekrar aynı kareyi çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi sonbahar hüzün ayı. Genelde insanlar sonbahar deyince hüzün akla geliyor. İşte yaz gidiyor, güzel günler gidiyor, soğuk günler geliyor, kış mevsim falan geliyor.
Burada işte daha çok hüzün içerikli fotoğraflar da çekebilirsiniz sonbahar fotoğraflarında. İşte mesela burada gördüğünüz üzere bir yol manzarası falan var. Yine ağaçlardaki renk geçişlerini hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Burayla ilgili bir iki farklı açıdan fotoğraf çekerek burada da güzel bir kadraj oluşturabiliriz arkadaşlar. Onda şöyle direkt ortadan değil de ya çarpaz açıdan alın ya özellikle tahtaları içerecek şekilde bir kadraj oluşturursunuz veya da ağaçlar görecek şekilde. Ben ikisini de oluşturup şey yapacağım arkadaşlar. Bunu zaten internet veya paylaştığım zaman program üzerinde demek istediğimi daha rahat şey yaparsınız, anlarsınız arkadaşlar. Ben şöyle yine diyaframımı 8'de tutarak arkadaşlar şöyle 45 derecelik bir açı kullanarak çekim yapayım arkadaşlar. Burada zaten güneş ışınlarının yola vuruşunu da nispeten gördüğünüz zaman daha güzel, daha etkili bir fotoğraf olacaktır. Bir de aynı şekilde arkadaşlar tam tersinden çekim yapacağım. Burada da özellikle ağaçlardaki geçişleri ön plana getirmek istiyorum arkadaşlar. Yine yoldaki yansımalar ve gölgeler, ışık gölgeler güzel bir etki verecek fotoğrafımıza. Şöyle kadrajımızı dolu dolu çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dediğim gibi RAW çektiğim için ufak tefek kusurlarımız varsa onları da bilgisayar ortamında işleyip düzenleyeceğiz. Sonbahar fotoğraflarında bir diğer yapacağımız arkadaşlar ağaçlardaki dökülen yaprakları kadrajlamak. O da işte bir arkadaş vasıtasıyla bizim kameraman Eren arkadaşımızın yapacağı yardım gibi ağacı sallayarak dökülen yapraklar altında fotoğraf çekebilirsiniz veya fotoğraf çekilebilirsiniz. Bu da sonbahar reaksiyonu için güzel bir kadraj olur. Evet arkadaşlar, bir diğer farklı bakış açısı da yerden sıfır fotoğraf çekmek. Bu da yine size güzel kadrajlar elde edecektir. Çünkü genelde hep normal göz seviyesinden fotoğraflar çekiliyor. Böyle değişik yerden çekilen kadrajlar nispeten biraz daha etkili olacaktır. Onu da şöyle denemelerle gösterelim arkadaşlar. Şöyle yere sıfır koyup şuradan işte. Tabi bu tür çekimlerde objektife yakın olan nesneler flu olacaktır arkadaşlar. Orta ayardaki nesnelere daha çok odaklama yapılacaktır. Veya da kadrajımızdan arkadaşlar nereyi netlemek istiyorsak orayı alabiliriz. Tabii ki makinenin lensin özelliğine göre çok yakın, yani özellikle 1,5 metre 30 santimden yakın yerlere netleme yapmaz ama onun ötesindeki olan yerlerde istediğiniz yeri netleme yapıp ona göre kadraj ayarlayabilirsiniz, çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben karşıdaki ağacı netleme alıp çekimimi yapıyorum. Bunlar da çok güzel görüntüler teşkil ediyor. Özellikle kartpostal niteliğinde diyebiliriz arkadaşlar. Şu tarafta ışığın, güneşin yansıttığı alan var. Oradan bir kare almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Tabii bu tür çekimleri yaparken özellikle insan objelerini de kullanabilirsiniz. Objelerini şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu tür çekimlerde, sonbahar çekimlerinde kadrajınızda insan figürler kullanırsanız onlar da güzel etkiler verecektir. Fotoğrafınıza biraz daha sıcaklık katacaktır. Çünkü sonbahar adı üstünde, yani havaların soğumasına neden olduğu için, yani ifade ettiği için sıcak etki vermek için insan figürlerini, hareketli figürler kullanabilirsiniz. Bu da fotoğrafınızı daha canlı kılacaktır. İşte bu şekilde görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar. Kontrast değerlere ağırlık verin ama çok aşırı kontrast değerler fotoğrafınızda bozulmalara neden olacaktır. Gözü rahatsız edecektir.
O yüzden çok fazla abartıya gitmemek, kontrast değerleri, kontrast renkler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da fotoğrafınıza farklılık katar, sıcaklık katar. Ama dediğim gibi çok fazla kullanırsanız bu da fotoğrafınızda olumsuz bir etkiye neden olacaktır. Buna da dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak alan derinliği üzerine birkaç deneme yapacağım. Ondan sonra dersimizi bitireceğim arkadaşlar. Tabii ders bittikten sonra videonun sonundaki slaytı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız veya sormak istediğiniz de bir şey varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Bu konuda da size yardımcı olabilirim. Evet, burada arkadaşlar 50 milimlik bir lens kullanıyorum. Bunun diyafram değeri 1.8'e kadar düşüyor. Az önce de bahsettiğim gibi 1.8 diyafram düşmesi ön ve arka ilişkisini daha detaylı bir şekilde çekmeye yarıyor. Burada işte ne yapıyor? Ön taraf daha netken, daha keskinken arka taraf daha full oluyor. Bunu daha rahat çekebiliyoruz. Bu 50 milimlik lens genelde daha çok portre fotoğrafçılığında kullanılıyor. Çünkü ön arka ilişkisini ayırt edebilmek için. Ama manzara çekimlerinde, doğa çekimlerinde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki yaprakları netlerken arkadaşlar arka taraftaki objeler tamamen fullleşecek. Şöyle. Şu anda en öndeki yapraklara ben netlememi sağladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fotoğrafımıza bakıyoruz buradan ön izlemesine. Evet. Bir tane daha çekiyorum arkadaşlar. Tabii ışık vurduğu için arkadaşlar diyaframınızı biraz kısabilirsiniz. Yani kısma derken rakamsal değer olarak artırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu tarz bir etki veriyor. Diyaframımızı yüksek tuttuğumuz zamanki fotoğrafla kıyaslayalım arkadaşlar. Ben şu anda diyaframı kaça alıyorum? 16'ya aldım arkadaşlar. Doğal olarak enstantanem 1600'lerden 20'lere falan düştü. Evet. Şu an bir bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu fotoğrafla diğer fotoğraf arasındaki farkı karşılaştırdığınız zaman ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi işte sonbahar çekimlerinde dikkat etmemiz gerekenler veya hangi konularda çekim yapacağımız konusunda ipuçlar vermeye çalıştım. Burada dediğim gibi kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, kompozisyonlarımızda renk harmonisine dikkat etmemiz gerekiyor. Renk geçişlerine dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kompozisyonumuzu dolu dolu çekmeye çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Farklı açılar kullanın. İşte yerden fotoğraflar çekin, tepeden fotoğraflar çekin. İşte çekeceğiniz o armoni, renk armonisi içerisinde eğer manzara uygunsa insan figürleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi işte eğer şehir merkezindeyseniz anlık hava durumuna göre üzerinize elbise alabilirsiniz. Özellikle bir hırka tarzı bir şey alabilirsiniz. Veya şehir dışındaysanız, daha çok bir ormanlık bir alana gidip orada sonbahar fotoğraflar çekiyorsanız mutlaka yanınızda erzak olsun, yağmurluk olsun, şemsiye olsun, bu tarz nesneler, objeler almayı unutmayın. Çünkü sonbahar havası olduğu için her an hava değişimi olabilir, yağmur yağabilir. Bu da sizi olumsuz şekilde etkilemesin arkadaşlar. Kısaca bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında işte fotoğrafları çekerek, çekimiz fotoğraflarda arkadaşlar güzel ambulansları yakalayıp renk geçişlerini, skalasına falan dikkat ettikten sonra sadece bize o fotoğraftan keyfini çıkartmak düşüyor arkadaşlar. Bugünlük anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Soru ve önerileriniz varsa onları da aşağıdaki yorumlar kısmında ifade ederek hem kendimizi geliştirme açısından hem de sizin eksiklerinize yardımcı olmamız açısından hızlandırmamızı olanak sağlarsınız. Bundan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.